Metin okuması ile devam ediyorum. خلصت دراسة بريطانية إلى أن القيادة لأكثر من ساعتين يوميا لها تأثيرات سلبية على معدلات الذكاء. خلصت إلى حرف جل birlikte geldi, az önce ifade ettim zaten. Sonuca varmak, sonuca ulaşmak manasına geliyor. Dirasetun Britaniyetun, bir İngiliz araştırması, çalışması sonucuna vardı. Neyin sonucuna vardı? Ennel qiyadete li ekseri min saateyn yevmiyen. Günlük 2 saatten fazla sürüş yapmanın leha te'thiratun selviyetun, olumsuz etkilerinin olduğu sonucuna vardı. Peki bu olumsuz etki ve tesir neyin üzerinde? Ala muaddelati zekai, zeka oranları, zeka seviyeleri üzerinde. Ve hazzara al-bahithun min en al-qiyadata li fataratin tawilatin tusri'u amaliyata shaykhukhati al-mukh. Ve qala al-bahithun inna nataij al-dirasati yumkinu an tarji'a ila en al-mukh يكون أقل نشاطا خلال فترات القيادة الطويلة. وحذر الباحثون من den uyardı, konusunda uyarı yaptı. Araştırmacılar uyardı. Neden uyardı? أن القيادة لفترات طويلة, uzun süreli sürüşler yapmanın, تسريع عملية شيخوخة المخ, beynin yaşlanma sürecini hızlandırdığı konusunda ne yaptı? Uyarıda bulundu. وَقَالَ الْبَاحِثُونَ, ve araştırmacılar şöyle söylediler. اِنَّ نَتَائِجَ الدِّرَاسَةِ, araştırmanın sonuçları, يُمْكِنُ اَنْ تَرْجِعَ اِلَى اَنَّ الْمُخَّ, beynin يَكُونُ اَقَلَّ نَشَاطًا خِلَالَ فَتَرَاتِ الْقِيَادَةِ الطَّوِيلَةِ, uzun süreli sürüşler boyunca daha az aktif olabileceği, aktif olmasından kaynaklanabileceğini söyledi. Şöyle hemen toparlıyorum. Araştırmacılar uzun süreli sürüşler sırasında beynin daha az aktif olmasından mütevellit kaynaklanabileceğini söylediler çalışmanın sonuçlarını. Ve efadet sahifetu Daily Mail el-Britaniyeti el-Ahad enne dirasete şemilet ekthara min nisfi milyone Britaniyin تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عاما على مدار 5 عوام. وأفادت bildirdi, ifade etti, yayınladı şeklinde tercüme edebiliriz. Sahifetu Daily Mail el-Britaniye, İngiliz Daily Mail gazetesi, ne zaman? El-Ahad'e, pazar günü. Enne-dirasete şemilet ekthara min nisfi milyone Britaniyin, araştırmanın bir yarım milyondan fazla Britanyalıyı, İngiliz'i kapsadığını açıkladı. Şimdi bu Britanyalılara, bu İngilizlere ne yapacak? Bir sıfat getirecek. Çünkü nekira ve onun ardından bir fiil cümlesi var. تَتَرَاوَحُ عَمَارُهُمْ بَيْنَ 37 و 30. Onların ömürleri 37 ile 73 arasında değişiyor. Ala medari 5 avamin, 5 yıllık bir dönem boyunca. Şimdi şöyle bir toparlama yapıyoruz. İngiliz Daily Mail gazetesi pazar günü araştırmanın 5 yıllık bir dönem boyunca yaşları 37 ile 73 arasında değişen yarım milyon Britanyalı, yarım milyon İngiliz'i kapsadığını ne yaptı? Açıkladım. ومن بين هؤلاء نحو 73 ألف شخص يقومون بالقيادة لأكثر من ساعتين أو ثلاث يوميا. ومن بين هؤلاء, kimin? Bu yaşları 37 ile 73 arasında değişen yarım milyon İngiliz'in. ومن بين هؤلاء, onların arasında kim var? نحو 93 ألف شخص, yaklaşık 93 bin kişinin. يقومون بالقيادة لأكثر من ساعتين أو ثلاث يوميا. Bunlar ne yapıyorlar? 2 ya da 3 saatten daha fazla araba kullanıyorlar. قام بالقيادة dediği için
kullanıyorlar şeklinde bunu tercüme edeceğiz. Hemen toparlıyorum. Onların arasında kim var? Günlük 2 ya da 3 saatten daha fazla araba süren 93 bin kişi var. Ve halası الباحثون إلى أن معدلات الذكاء تراجعت جدا على مدار فترة الدراسة بين الذين يقودون سياراتهم لفترات طويلة مقارنة بالذين يقودون لفترات قصيرة أو لا يقودون سيارات. وخلص الباحثون إلى عين فيل تكرار geldi. Araştırmacılar sonucuna ulaştı. Ne sonucuna ulaştı? Enne muaddelati zekai, zeka seviyelerinin, zeka oranlarının teraciat cidden gerilediğini, düştüğünü, düşük olduğunu ne zaman? Ala medari fetrati diraseti, çalışma süresi boyunca kim arasında? Beynellezine yekudune seyyaratihim lefeteratin taviletin uzun süreli araba kullananlarla mukarenetin billezine yekudune lifeteratin kasiretin kısa süreli kullananlar evle yekudune seyyaratin ya da hiç araba kullanmayanlar arasında bir düşüş yaşandığını ne yaptın sonucuna vardı. Hemen toparlıyorum. Araştırmacılar çalışma süresi boyunca uzun süreli araba kullananlarla kısa süreli araba kullananlar yahut hiç kullanmayanlar arasındaki zeka oranlarının, zeka seviyelerinin ne yaptı? Düştüğünün sonucuna vardım. وقال كيشان باكرون الخبير في علم الأمراض بجامعة ليستر لصحيفة The Sunday Times نعلم أن القيادة بانتظام لأكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات يوميا تضر القلب. Keşan Pakron, bu bir kişi. El-Khabiru fi ilmil emradi, patoloji uzmanı. Bi camiati Lister, Lister Üniversitesi'ndeki patoloji uzmanı Keşan Pakron şöyle dedi. Nereye? Li sahifeti The Sunday Times, bu gazeteye, sahifenin ismi, gazetenin ismi The Sunday Times, gazetesine şöyle dedi, şöyle bir açıklama yaptı. Ne'lemu ennel kıyadete bintizamin li ekseri min saatayn aw thalath sa'atin yawmiyan. Biliyoruz. Ne biliyoruz? Günlük 2 ya da 3 saatten daha fazla düzenli sürüş yapmanın, tadurrul kalbe, kalbe zarar verdiğini biliyoruz. Ve adafe ed-dirasetu tushiru ila anna hadha al-amra mudirr aydan lil-mukh. Ve rubbama لأن المخ يكون أقل نشاطا أثناء ساعات القيادة وأكلدي الدراسة تشلشما أراشترما تشير إلى أن هذا الأمر بو إيش مضير أيضا للمخ بين ده zarar veriyor. Bu iş ne dediğine? Bu sürüş de diyebiliriz buna. Bu sürüş sıralarındaki durumun beyne de zarar verdiğine işaret ediyor. رُبَّمَا لِأَنَّ الْمُخَّ يَكُونَ أَقَلَّ نَشَاطًا olabilir. Bunun nedeni ne olabilir? Beynin daha az aktif olması, اَثْنَا سَعَاتِ الْقِيَادَةِ sürüş saatleri sırasında beynin daha az aktif olması bunun sebebi olabilir. بَيْنَمَا أَظْهَرَتْ دِرَاسَةٌ أَلْمَانِيَّةٌ حَدِيثَةٌ اَنَّ مُمَارَسَةَ الرِّيَاضَةِ الْبَدَنِيَّةِ بِانْتِظَامٍ كَرُكُوبِ الدَّرَّاجَةِ لا تقي من خلف الشيخوخة فقط بل تحمي الخلايا العصبية في الدماغ من التلف. بينما şimdi ne yaptı bize bir İngiliz araştırmasının sonuçlarını söyledi. Buna göre bisiklet ya da işte araba sürmek zihindeki, beyindeki şeyleri seviyeleri etkiliyor ve burada bir düşüş meydana getiriyor. Çünkü neden? Bu sürüş sıralarında beyin, zihin yeterince çalışmıyor ve o yüzden de yeterince aktif değil. O yüzden de ne yapıyor? Bir gerileme söz konusu oluyor. Şimdi buna tam zıt bir şey söyleyecek. Beynema şu şöyleyken, halbuki İngiliz gazetesi, İngiliz araştırması böyle söylemişken bir de Alman çalışma, Alman araştırma ne yaptı? Böyle bir sonuç ortaya koydu şeklinde bir
açıklama getirecek. Beyneme azharat dirasetun elmaniyetun hadifetun. Yeni modern bir Alman araştırma şöyle bir sonuç ortaya koyarken enne mumarasete riyadatil bedeniyeti bi intizamin, düzenli bir şekilde bedensel aktivite yapmanın, ki rukiy bir derraceti, bisiklet sürmek gibi dedi. Buraya bir ara bir ifade getirdi, bir örnek getirdi. Bisiklet sürmek gibi, şöyle toplayalım. Bisiklet sürmek gibi düzenli bedensel aktivite, bedensel spor yapmanın la taqimin harfi şeyhukati fakat, harfi şeyhuka buna Alzheimer diyebiliriz. Yaşlanma durumu, bunaklığı şeklinde tercüme edebiliriz. Alzheimer'dan korumakla kalmıyor. Çünkü fakat dedi burada. Alzheimer'dan korumakla kalmadığını bel tahmil halayel asabiyyete fi dimagi, beyindeki sinir hücrelerini koruduğunu, neden koruduğunu, minet telefi, hasar almaktan koruduğunu ortaya çıkardı. Şöyle toplayabiliriz. Modern, yeni Alman bir araştırma, bisiklet sürmek gibi düzenli bedensel aktivite yapmanın sadece Alzheimer'dan korumadığını, aksine beyindeki sinir hücrelerini telef olmaktan, hasar almaktan koruduğunu azharat ortaya koydu. Eddirasetu ecraha bahithune bi camiati kota fi medineti Frankfurt el-Almaniye ve neşeru netaicehel ahade fi devriyetin ilmiyetin. Bu çalışmayla ilgili bilgi veriyor şimdi. Bu çalışma nerede yapılmış, kim tarafından yapılmış? Eddirasetu ecraha. Çalışmayı gerçekleştirdi. Araştırmayı yaptı. Kim? Bahithune, araştırmacılar. Bir camiati Gotha, Gotha Üniversitesi araştırmacıları yaptı. Peki bu üniversite nerede? Fi Medineti Frankfurt el-Almaniye, Frankfurt'taki, Frankfurt şehrindeki Gotha Üniversitesi araştırmacıları yaptı. Ve neşeru, ve yayınladılar. Neyi? Netaiceha, o çalışmanın sonuçlarını. Ne zaman? El-Ehade, pazar günü. Fi devriyetin, ilmiyetin bir basın bülteninde. Ve li ma'rifeti te'siril icabi lin neşatil bedeni alel muhhi fahasa fariqul bahthi edmigate 60 şahsan tetaravahu amaruhum beyne 65 ve 85 amen. Ve li ma'rifeti te'siril icabi, olumlu etkilerini görmek, bilmek için lin neşatil bedeniyi alel muhi, bedensel aktivitenin beyne olan olumlu etkisini görmek için fahasa fariqul bahthi, araştırma ekibi muayene etti, kontrol etti, detaylı olarak inceledi. Neyi? Edmigate sittine şahsan, 60 kişinin beyinlerini ne yaptılar? İncelediler. Şimdi bu şahslara, bu kişilere bir ne yapacak? Sıfat getirecek. Tetaravahu amaruhum beyne 65 ve 85. Yaşları 65 ile 85 arasında değişen 60 kişinin beynini ne yaptılar? İncelediler. Ve qayyeme el bahithune eda el müşrikine min haythul harake ve sıhhatil kalbi vel edail akli ve istihdamu et tasfira بالرنين المغناطيسي وبعد نهاية البرنامج فحص الباحثون أدمغة المشاركين لمعرفة التأثير الإيجابي للرياضة وقيم الباحثون araştırmacılar değerlendirdiler, incelediler eda el müşrikine min haythul hareke, katılımcıların yetkinliklerini, gerçekleştirme derecelerini ne yaptılar? İncelediler. Ne bakımından? Hareket, vasihatil kalbi, kalp sağlığı ve edail akli ve akli yetkinlik, akli eda bakımından ne yaptılar? Değerlendirdiler. Ve istihdamut tasvira birraninil muhnatisi ve MR'la görüntüleme yöntemini kullandılar. Ve ba'de nihayetil bernameci ve araştırmanın sonlanmasından sonra fahasa el bahithune, araştırmacılar muayene ettiler. Edmigatel müşarikine,
katılımcıların beyinlerini ne için? Li ma'rifeti te'siril icabi li riyada. Sporun ya da egzersizin olumlu etkilerini görmek, bilmek için. وَوَجَدَ الْبَاحِثُونَ اَنَّ مُمَارَسَةَ الرِّيَاضَةِ الْبَدَنِيَّةِ الْعَادِيَّةِ لَمْ تُعَزِّزْ لِيَاقَةَ الْبَدَنِيَّةِ وَتَزِيدْ كَفَاءَةَ الْقَلْبِ فَقَطْ بَلْ كَانَ لَهَا تَأْثِيرٌ اِيْجَابِيٌ عَلَى اَدْمِغَةِ الْمُشَارِك۪ينَ Dular sonucuna ulaştırdılar. Ulaştılar. اَنَّ مُمَارَسَةَ الرِّيَاضَةِ الْبَدَنِيَّةِ الْعَادِيَّةِ Normal günlük fiziksel, bedensel spor yapmanın, egzersiz yapmanın lem tuazziz liyakatil bedeniyye fiziksel zindeliği artırmakla kalmayıp ve tezid kefaetel kalbi fakat kalbin verimliliğini, yeterliliğini artırmakla kalmayıp belkâne lehâ te'thirun icabiyyun alâ edmigatil müşârikîn aksine onun olumlu bir etkisi daha vardı. Ne üzerinde? Ala edmigatil müşarikine katılımcıların beyinleri üzerinde de ne vardı? Olumlu bir etkisi vardı. Ve vecedel bahithune idan ennen neşatel bedeniyye edda ilel haddi min telefil halayel asabiyye fil muhi vel vikayeti min maradi zihaymır. Ve vecedel bahithune ve araştırmacılar ulaştı. Buldu. Neyi buldu? Eydan aynı zamanda. Ennen neşatil bedeni, fiziksel, bedensel aktivitenin edda ilel haddi min telefil halayel asabiyye fil muhi beyindeki sinir hücrelerini telef olmaktan koruyan, hasar almaktan koruyan, hasar almasını sınırlayan, engelleyen, azaltan bir aktivite olduğunu buldu. Vel vikayet min maradi zahaymır ve aynı zamanda Alzheimer hastalığından da koruduğunu ne yaptı? Buldu, elde etti. Ve tansahu munazzametu sihhatil alemiyyetu el etfale ve şebabe bi mumaraseti riyadati li muddeti sa'atin alel aqalli yevmiyen ve khasaten tilkel el'ab elleti tetimmu mumarasetuha fil hevait talqi. Ve tansahu munazzametu sıhhatil alemiyyetu Dünya Sağlık Örgütü tavsiye ediyor. Kime? Latfale ve şebabe, çocuklara ve gençlere. Neyi tavsiye ediyor? Bi mumaraseti riyadati, spor yapmayı. Li muddeti sa'atin alel akalli yevmiyen. Günlük en az bir saat boyunca spor yapmalarını tavsiye ediyor. Ve hassaten tilkel el'ab illeti tetimmu mumarasetuha. Yapılan oyunlar ya da yapılan sporlar fil hava ittaliki açık havada özellikle de açık havada yapılan gerçekleştirilen sporları ve adafet el munazzamatu enne mumarasete en neşatil bedeni tusaidu şebabe ala numuvihim numuvil izami vel adalati vel mafasili والقلب بطريقة صحية بالإضافة إلى الحفاظ على وزن مثالي للجسم. أضافت المنظمة örgüt Dünya Sağlık Örgütü ekledi neyi? أن ممارسة النشاط البدني bedensel aktivite yapmanın تساعد الشباب gençlere yardımcı olduğu على نمو العظام kemiklerin kasların ve eklemlerin ve kalbin gelişmesi konusunda gençlere yardım ettiğini bir tarikatin, sıhhiyetin sağlıklı bir şekilde yardım ettiğini ekledi. Bil idafeti ilel hifazı ala veznin mitaliyin lil cismi, bedenin, cismin ideal kilosunu korumasına ek olarak şöyle tercüme ederiz. Örgüt, fiziksel aktivite yapmanın, cismin, bedenin ideal kilosunu korumaya yardımcı olduğu gibi aynı şekilde gençlerin kemik, kas, eklem ve kalp gelişimine de sağlıklı bir şekilde, sağlıklı bir yolda yardımcı olduğunu ekledi, ilave etti, ifade etti. İnşallah faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa
yorumlarda ifade edin lütfen. Ben de Allah nasip ederse cevap yazıp açıklamaya çalışırım. Allah'a emanet olun.